أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي الذنوب أحسن وكثرة المعاصي أخجلتني وشدة اللغة التي أخفتت صوتي، فأدق باب رحمتك وإنادي في باب مغفرتك بصوت سيدي وسندي الشيخ القادر الجيلاني ولداعي في الفضل مقبول المأنوس عند البواب، يا من وسعت رحمته كل شيء، ويا من بيده ملكوت كل شيء، ويا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يؤوده شيء ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء. اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني من شيء. يا من هو آخذ بناصية كل شيء، بيده مقادير كل شيء، ويا من هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء والقاهر فوق كل شيء. اغفر لنا كل شيء، إنك على كل شيء قدير. يا عليما بكل شيء، يا محيطا بكل شيء، يا بصيرا بكل شيء، ويا شهيدا على كل شيء، ورقيبا على كل شيء، ولطيفا بكل شيء، وخبيرا بكل شيء. اغفر لنا كل شيء من الذنوب والخطيئات حتى لا تسألنا عن شيء، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Birincisi ehli fikir. 24. söz ikinci dal. Birincisi ehli fikir. İkincisi ehli velayet. Üçüncüsü ehli nübüvvetin işaretidir. Onlara işaret eder. Üç tabaka var. Üç tabakanın birinci tabakasında ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvet olarak geliyor. İkincisi, yani ikinci tabakada cismani cihazatla kemalini sahip edip hakikate gidenler. Birincisi demek ki aynı kategori içerisinde fakat değişik tabakada Zühre neyi temsil ediyordu? Nefsi temsil ediyordu. Nefis yoluyla gitmeyi temsil ediyordu. Şimdi onu açıklıyor. İkinci tabakada nasıl görünecek? Cismani cihazatla, farkında mısın demek ki? Yani böyle anlamamış. Tabii. Şimdi böyle konsantre olabildik bu konuya. Şimdi nefis yoluyla gidenler var ya, bunlar üç tabaka ehli hakikattı. Cismani birinci tabaka, yok ikinci tabakada birinci grup nasıl görünüyor? Yani Zühre adıyla temsil edilen grup nefis yoluyla gidenler olarak görünüyordu. Şimdi nefis yoluyla gidenler ne demek diye sorduğunuzda bir başka tabakada onlar şöyle görünüyor. Cismani cihazatla kemaline sahip edip hakikate gidenler. Ağaç örneğini hatırlayın. Ağaca bakıyor. Ağaca bakışı, ağacı görüşü, kendisiyle ağaç arasındaki ilişkiyi cismani cihazatla kemaline sahip ediyor. Yani iyi bir oduncu olmak için çalışıyor. Kemaline sahip ediyor. Sahip edip hakikate gidenler. Yani bir yerinden hakikatinden bahsediyorlar. Doğru. Ağacın odun tarafı yok mu ya? Yani?
Değil mi? Onu en güzel bir odun olarak kullanma, odun olarak değerlendirme çalışması yapabilir insan. Birisi yaş olarak yakar mesela, hep dumanlı olur, doğru dürüst ısı almaz. Öbürü tam kurutarak yakar, onda hep iyi randıman alır mesela. Cismani cihazatla kemaline sahip hakikate gidenleri. Peki katre ve akıl yoluyla gidenler nedir? Dikkat edin, kelimeler birbirinin içerisine girip karışma ihtimali var. Çünkü biz hani nefis dediğimizde hep birincisi nefis yoluyla gidiyor demiştik. Zühre'ye demişti. Şimdi ikincisi için, akıl yoluyla gidenler için bak ne diyecek? Katre için ne diyecek yani? Ama çok dikkat istiyor bunu. Nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücahele etmekle hakikate gidenler. Bunlar şöyle bir kategori haline yazmak lazım. Nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücahede etmekle hakikate gidenler, aklın istimaliyle mücahede ediyor hakikate gitmek için. Katre ve akıl yoluyla gidenler dedi. Üçüncüsünü de okuyalım. Üçüncü grubu okuyalım. İkinci tabakada bunlar nasıl görünüyor? Peki nefsi gerçekten tezkiye ediyor mu? Şimdi orayı bırak. Oraya şimdi girme. Dur bakalım. Kelimelerin iç içe girmesine dikkat edelim öncelikle şimdi. Nefsimi tezkiye ediyorum diyor ama sanki nefsini tezkiye eder ki aklını kullanarak nefsini tezkiye ediyor. Mücahede var şimdi. Ama aklını kullanarak mücahede ediyor. Katre diyoruz, akıl yoluyla gidenler diyoruz, diyor. Üçüncüsüne gelelim farkı görmek için. Üçüncü grup nasıl olacak, bu tabakada nasıl görünecek üçüncü grup? Kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. Birinde cisim, birinde akıl, birisinde cismani cihazat ve kemalata sahi ediyor. İkincisinde akılla nefsi tezkiyeye mücahede ediyor. Üçüncüsünde iman ve teslimiyetle kalbi tasfiye ediyor. Ona da kalp yoluyla gidiyor, ona da reşha deniyor. Kapsama yok mu? Şimdi orası da ayrı. Çünkü kalbi tasfiye eden zaten aklı ve nefsi tezkiye etmiş olur. Nefsi tezkiye etmiş olur. Cismani cihazatını da kemalata göndermiş olur. Yani bizim bir ve üç üzerinde duracağız. İki ortada. Dikkat edeceğiz. Karışık olur ikinin durumu. Dikkat edeceğiz dedik. Yani tam tespit etmek zordu. Çünkü bakıyorsun nefisle gitmiyor, nefsi tezkiye ediyor. Aa çok güzel diyorsun ama nefsi akılla tezkiye ediyor. Aa diyorsun. Ne oldu şimdi diyorsun. Velayet yolu. Karışıyor o. Nübüvvet yolundan farklı var. Şimdi velayet deyince ooo diyorsun ama nübüvvet yolu var. Aa diyorsun. Çok dikkat istiyor, çok dikkat istiyor. İyice kafamızı şöyle belirleyeceğiz. Mesela üçüncüsüne bak, şimdi ikinci tabakada kalp yoluyla giden reşhanın hali. Kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle, şimdi iman ve teslimiyetle kalp tasfiye ederek hakikate gidiyor.
Hani ağaca baktı ne görmüştü? Nothing but tecelliyat esma-i ilahe. Tecelliyat esma-i ilahe de başka bir şey değil. Dedi, esmanın tecellisini müşahede etti. Bu adam şimdi ağaçtaki sanatı takdir etmemesi mümkün mü? Söyle. Peki ağacı gerektiğinde öyle bir özelliği varsa, yani Esma-i İlahiye'nin tezahürü diye kullanırken ağacın cismaniyetini israf ederek kullanabilir mi? Ağacın cismaniyetinden ısısını, ışığını alırken bunları Rabbine izafe etmeden değerlendirebilir mi? İkincisi üçüncüyü kapsamaz ama üçüncü ikinciyi ve birinciyi kapsar. Ama bir yönünü kapsar. Nasıl bir yönünü? Yani kalp gözüyle bir ve ikiyi kapsar. Başka neyle kapsayacak? Yani birincisi gibi bakmıyor. Bakmıyor da hakikate gitme açısından. Hakikate, birincisi de hakikate gidiyordu. Katre, pardon. Farkında değil ki. Zerre. Neyin? Ağacı sadece onun olarak bir farkında. Evet, neyin farkında değil. Yani birisi ağacı odun olarak en güzel şekilde kullanıyor. En güzel şekilde kullanacağım diye çalışıyor. Ağacın odun olması, ateş olması, ışık vermesi yanlış mı? Hakikate gidiyor. Ama Esma-i İlahiye'nin tezahürüdür. Rabbini bize bütün esmasıyla tanıyor, tanıtıyor diye bir eğitim görmüyor. Öyle bir şey bilmiyor. Birincisi üçüncüyü kapsamaz. Ama üçüncüsü Esma-i İlahiye'nin bir tezahürüdür. Rabbimin bana bir ikramıdır, bir mektubudur. Bir aynasıdır diye bakan kimse ağacı odun olarak yaksa bile, odun olarak kullanması gerekse de kullansa bile onun ışığını, ısısını, oradaki kimyevi muamelelerin hepsini Esma-i İlahiye'nin tezahürü olarak görecektir. Onun için her zaman reşha katreyi ve zühreyi kapsar, katre zühreyi kapsar fakat zühre katreyi ve reşayı kapsamaz, katre de reşayı kapsamaz. Aradaki fark o. Yani nübüvvet yolu, velayet ve dolayısıyla akıl ve nefis yolunu kapsar, nefisle gidilecek hakikate yine gider, akılla gidilecek hakikate yine gider, ekstradan kalple gidilecek hakikate de gider. Ama akıl yoluyla nefsi tezkiye eden meslek, nefis yoluyla, mesela akıl yoluyla nefsi tezkiye etmiş bir meslek, ağacı odun olarak yakarken gerçekten israf eder mi? Etmez. Ama nübüvvet yoluyla gidenin halini kapsamaz. Hakikatini kapsamaz. Hani orada bize güzel görünüyor, mutlaka güzel çünkü nefis yoluyla hakikate gitmeye göre çok güzel. Akıl yoluyla hakikate gitmek, velayet mesleği. Ama velayet mesleği, nübüvvet mesleğini kapsamaz. Onun farkında değildir. Çünkü öyle bir eğitimde gitmiyor. Akıl yoluyla nefsini tezkiye ediyor. Tamam. Nefis yoluyla giden ise cismaniyette hakikati arıyor. Ağacın odun olmasında hakikati arıyor. Odun olarak bunu en güzel nasıl değerlendirebilirim diyor. Ne kadar güzel odun diyor. Vesaire. Cismaniyetinde bakıyor çünkü. Nefis cismaniyete demek ki akıl nefsin tezkiyesine, kalp ise
kalbin tesfiyesine, iman ve teslimiyetle kalbin tasfiyesine, safileştirilmesine vesile olarak kullanılıyor. Onun için nefis ayağıyla gitmek diyorlar. Akıl ayağıyla gitmek diyorlar. Kalp ayağıyla gitmek diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de bunların karşılıkları var ya. Harika. Yani onlar akıl kalplerinle aklederler derken farklı şey söylüyor işte ayet-i kerime. Kalp gözüyle gördü derken biz orada karıştırıyoruz. Nefis tezkiyesini akılla yapmak ile bizim kültürümüzde o nefis tezkiyesi yaptığı için, cismaniyeti bıraktığı için İkinci gruptan bahsediyoruz. Cismaniyeti bırakıp nefsin tezkiyesiyle meşgul olduğu için tamam zannediyoruz. Ama nefsin tezkiyesini akılla yapıyor. Onun için hep İmam-ı Rabbani'nin işte ehli tarikatta şu meslekte gidenlerin en parlağını ben sünnet-i seniyeye ittiba edenler olarak gördüm demesi, aklıyla nefis tezkiyesi yapmak değil, kalp yoluyla nefis tezkiyesi yapmak. Kalp yoluyla nefis tezkiyesi yapmaya da burada iyi işaret etti. İman ve İslamiyetle hakikate gitmek. Yani iman ve İslamiyetle kalbin tasfiyesine çalışmak. Nübüvvette İman terbiyesi çok önemlidir. Bizim unuttuğumuz nokta, aklen kendimizi, nefsimizi tezkiye etmeye çalışıyoruz biz. Yani esas, can alıcı nokta burası. Nefsimi tezkiye edeceğim diyorum, akılla gidiyorum. Halbuki nefsimi tezkiye edeceğim dediğim zaman onun en güzel yolu iman ile kalbi tasfiye etmektir. Yani kalbe hakikati imaniyeyi öğretmek. Onu vahye açarak vahyin eğitimine tabi kılmaktır. O zaman akıl kalbin elinde alet olur. Fakat kaynak kalp sana metot öğretmez. İmanın hakikatları, Kur'an'ın terbiyesi sana metot öğretir. Bu aradaki farkı anlamak çok önemli. İman terbiyesi, iman terbiyesi, hakaiki imaniyenin eğitimine girmek diye sayılırsınız sanki dilinde tüy bitiyor. Ben kendimi tasfiye edeceğim diyor. Nefsimi tezkiye edeceğim diyor. Diyoruz güzel. Mafi hepsi hakikate gidiyor ve hakikate dayanıyor. Hiç kötü değil ama meslek farklılığı var. Bu sefer ne yapıyor? Kendine göre sıkıyor kendini, mahrum ediyor. İmanın hakikatlerinden gelmiyor eğitim tarzı. Kur'an'ın eğittiği gibi eğitilmiyor. Zorlamalar var, mahrumiyetler var, manastır hayatı var. Bir şeyi yememekle iftihar ediyor. Az uyku uyumakla iftihar ediyor. Sen guru musun kardeşim? İslamiyet'te öyle bir şey yok ki. İmanın terbiyesi var. Onları Rabbim bize ikramı diye görüp sahabe-i kiramın hayatında böyle bir şey görünmüyor. Onlar hayatlarını devam ettiriyorlar dünyayla ama tamamen vahyin terbiyesinde her şeyi kalbin tasfiyesine, iman ve teslimiyetle kalbin tasfiyesine vesile yapıyorlar. Bu bizde, bizim anlayışımızda veya benim gördüğüm dünyada Müslümanların çabalarında bu yön ihmal ediliyor. O bilinmiyor. Onun için Risale'nin kıymeti onun için anlaşılmıyor. Eğer birisi Risale'nin kıymetini anlamıyorsa. Estağfurullah. Murderer.
Evet. Ya pratik bir örnek üstünden gidelim. Mesela avans örneğini koyma. Yok mesela oruç tutacak biz. Olmadı. Başlamış noktası yapmış. İman ve teslimiyetle kalbi tasfiye eden kimse nefsini de tezkiye eder, cismaniyetiyle de hakikate gider. Ha, yani oruç tutulması gerektiği yerde orucunu tutar, Resulullah'ın tarifleri örnekliğine tabi olur, yiyeceği yemeği yer, yemeyeceği yemeği yemez, yemeği yerken de o odun örneğini hatırlar, odun yakılması gerekiyorsa odunu yakar, odunu yakarken de Esma-i İlahiye'nin tecellisiyle muhatap olur. Yakılmaması gerekiyorsa yakmaz, yakmazken de Esma-i İlahiye'nin tecellisiyle muhatap olur. Çünkü imanın ve teslimiyetin, iman ve teslimiyet ile kalbi tasfiye ediyor. Onun ilişkileri fark etmiyor artık. Hani Abdülkadir Geylani'nin bir örneğini verilir ya, birisi getirmiş çocuğunu, sana anlatıyor. Çocuğunu getirmiş, kuru ekmek yediriyor. Aylarca çocuk zayıflamış. Annesi şefkatin başlıyor, üzülüyor. Bakıyor Abdülkadir Geylani. Allah kızarmış tavuk diyor. Annemle o zaman için belki kızarmış tavuk çok. En lezzetli, en lüks yemek miydi, neydi? Demek ki bak, o da hani kum bi iznillah diyor falan. Ha. Yani bir adam ağaca baktığında Esma-i İlahiye'nin tecellisidir. Rabbimizin marifetine bir miraç miraçtır ama merdiven vesilesidir der. Oradaki Esma-i İlahiye'yi anlarsa bu adam ağacın güzelliği karşısında hayran kalıp da onun sanatına bakmaz değil ki ortadaki. Ağacı odun olarak yakmaz değil ki. Çünkü ağacın odun olarak yanmasında da hakikat var. Üç yolda hakikate gidiyor dedi ya. Cismaniyetle gidenler sanki hakikatsız bir iş yapıyorlar. Ağacı kullanıyor işte ağaç odun diyor. Ben bunu yakacağım diyor. Yakacağım, yani yakaracağım, ısınacağım diyor. Elhamdülillah diyor. Daha hakikate gidiyor çünkü. Ağacın odun olma hakikati de var buna mı? Ağacın güzel bir sanat eseri olma hakikati de var. Gölgelenmesi için güzel yapılmış, hakikaten insan ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde olmuş, onların hakikati yok değil ki. Hakikaten İsmail İlahiye yani. Olmadı. Onu anlamak. Onu hangi düzeyde, hangi kanalda anlıyorsun? O zaten var olsa, sen anlarsan tam uyum oluyor. Yani sen onu görüyorsun ama onun İsmail'den geldiğini anlamıyorsun. İman terbiyesini, vahyin ışığı altında iman terbiyesini yapmadıysan, odunu yakarken bu odun amma da su veriyor diyorum. Kalp tasfiye olmamış. Kalp iman terbiyesinden geçmemiş. İman terbiyesi demek vahyin terbiyesi demek. Vahyin eğitim tarzına aynen tabi olup insaniyetimizi vahyin terbiyesine ekspoz edeceğiz. Açacağız. O zaman işte bizim şu hayran olduğumuz veya hem hayran olduğumuz hem de bir türlü izah edemediğimiz mesele var ya, ya bu evliya dediğimiz tarikatlar falan, böyle insanlar işte köçeleri şöyle yapıyorlar, şöyle ediyorlar falan deniyor ya, sahabe hayatında görmüyoruz onu biz. Allah Allah deyip şaşırıp kalıyoruz. Yani kim daha üstün şimdi? Sahabe mi üstün, her kerameti görünen evliya dedin, zat mı üstün? Bizim onları menkıbeleriyle beslemiyoruz ya, zaten bizim ana prensibimiz bu. Anadolu, Asya bu. Hinduizm, Budizm'in kültürüyle karışmış şekliyle olan yaşanan İslamiyet'te, ki Anadolu'da o çok hakimdir. Orada bizim en çok puzzle yaşamamız nedir? Bunda ne? Sır mı ne? Yaşamamız nokta o.
Şimdi arasındaki farkı görmüyoruz. Bir manastırdaki monk ile neden? Rahip ile bir Hindu guru, yani bir Budist nedir onlara? Yoko yapan efendim? Monk mu? Monk he. Budist monk ve bir işte şöyle şöyle yemeyen, içmeyen, insanlarla bile görüşmeyen falan bir zat Müslüman arasında bir meslek benzerliği var. Çok var. Ha. Ondan sonra biraz orada şüphe düşüyor insanın kalbine. Ya bunlar onlara çok benziyorlar falan diyor. Diyoruz. Ama adamlara da hayranız. Adam bir ay yemek yemeden yaşıyor kardeşim. Ya nasıl yaparsınız? Terbiyeye bak. Nefis terbiyesi. Bir ay yemek yemeden nefsini öyle terbiye etmiş ki hayran kalıyorsun. Dikkat et, sahibiniz ipuçlarını veriyor. Nefsini aklına göre terbiye etti. Kur'an'da bir ay yemek yemeyin diye bir eğitim yok. Peygamberin öyle bir hayatında sahaben hiçbirisinin öyle bir eğitim yapmamış, göstermemiş. Öyle bir İslamiyet yok. Aklıyla Kur'an'dan bir tane müşafir bir ayet diyor. Evet, tavu ile ilgili vesilesi. Onunla hayatını devam ediyor. Aklıyla nefis tezkiyesi yapıyor. Buna ekstrem çok önemli dikkat edeceğiz. Efendim kötü değil demeyeceğiz bakın. Bunlar kötü değil. Hakikate giden yok. Tutsun adam ve işte burada bu ülkede biliyorsun insanlar 150-200 kilo oluyor. Adamı hiç de kaldırıyorlar biliyorsunuz değil mi? Adam yerinden kalkamıyor ve de kaldıramıyor. Bazı bakım yerlerinde vinç var, vinç. Allah bizi muhafaza etsin ya Rabbi. Adamı vinç de kaldırıyorlar, tuvalete gidiyorlar, getiriyorlar. Böyle seyyar vinç var. Adamı wheelchair var ya, ne diyorlar ona, sakat arabasını oturtamıyorlar, almıyor. Nike sor, Nik onlarla çalışıyor mu? Nik çok öyle. Adam yemek yiyemez duruma geliyor onları görünce. Allah muhafaza et ya Rabbi. Adam ameliyat olur, midesini kesip küçültüyorlar çünkü. Sarkmış. Ve ona bakınca sen öbürüne hayran oluyorsun artık. Doğru efendim, ben hakikaten fazileti var. Küçük görmeyelim ama meslek konuşuyoruz biz. Birilerini eksik görmek için, ayıplamak için, buna kötü demek için değil. Meslek farkını görüp, en iyi meslekte gideyim ben demem için konuşuyoruz. Şu kelimelerin birbirine girişine iyi dikkat edin. Birincisi, nefis yolu cismaniyette gidiyor. İkincisi, akıl yolu nefsi tezkiye ediyor. Birincisi nefis yolu cismaniyette gidiyor. Ne yapıyordu? Cismani cihazatla kemaline sahi ediyor. Yani çok basit bir şekilde en iyi bir odun yakıcısı oluyor. Yani çünkü bunu anlamak için yani daha mesela şey gittiniz lazım. Yani bunlar çok önemli şeyler ve biz bunlara yapabiliyoruz, hataları yapabiliyoruz. Yani mesela benim aklıma şöyle baktığımda kendimle alakalı birinci örnek yani nefis yoluyla mesela işte camiyi temizleyelim, sevap alalım. Ama sadece orada kalıyor. Yani cami temizleme fiilinde değil de hani orada bir cismani bir hareketle İyi olma gibi bir örnek geliyor bana, değil mi? Yani daha ne? Mesela ikincisinde daha çok işte biri sana diyor ki şöyle ya, sen de onun dediğini aslında kabul ediyorsun, öyle yapıyorsun. Mesela bu ikinci örnek olabilir. Biri anlatıyor, camiyi temizlemek güzeldir, şöyledir, böyledir. Sen onun şey tarafını düşünmüyorsun, ya kendimi yeneyim, gidip temizleyeyim evet. Diyorsun. Ne işte, kendi kafama göre nefsimi şey yapmam için bu demek ki cami değil, ben tuvaleti temizleyeyim. Yani böyle nefsimi üstüne edeyim.
böyle diye düşünüyoruz belki. O gidiyor mesela tuvaleti temizliyor. Daha şöyle daha genel kurallar koy. Dediğin doğru, yanlış demiyorum. Nefsi tezkiye etmek için aklını kullanıyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Tamam, vurgu için girdim. Tamam, devam et. Üçüncüsü de mesela, elhamdülillah içimden Allah temizdir, yani temiz, tamam, temizlik sıfatını işte yansıttıyım inşallah, gideyim. Bendeki de, bendeki de esma, mutahhir, yaratıcım mutahhirdir, evet. Mutahhirdir, o sevdirmiş, sevdirmiş onu, yansıtayım bunu. Diyeyim, öyle. Orada da temizlik görünsün ve bunu yaparken ne yapıyor? İman ile, yani orada Esma-i İlahiye'nin hem kendisinde hem hariç dünyada tezahürünün bilincinde kalbi tasfiye ediyor. Kalbe ne sen bu işi yapıyorsun diyor, ne de bir expectation içine, bir beklenti içerisine giriyor. Bu vazifeyi yapmak lazım diyor. Yapıyor. İşini bitirince de gidiyor. Öbür işi yapıyor. Her yerde apt olarak yaşıyor. Ne yaptı? İman. İman ve teslimiyet ile kalbi tasfiye etti. Nefsi tezkiye ediyorum demiyor. Onu içeriyor işte. Ama o onu işliyor değil. O onun objektifi değil. Zor olmuyor işte. Ama onun için en zor olan aslında burada. O zor bir şey yok orada da. O zoru başarma eğilimiyle yapmıyor işte. Zaten en kolay, en şey. Birincisi aslında çok kolay. İkincisi biraz sanki oluşturulmuş bir şey. Yani man-made. Evet. insan yapısı temizlik aracı. Üçüncüsü Allah yapısı temizlik aracı. Vahiy. Resul onu öğretmeye geldi bize. Onun için insan yapısı temizlik aracı deyince uzak doğu dinleri ve gurular geliyor. Tam nefsi mesela filozof enaniyetle diyelim hakikati aramaya çalışıyor. Onu birinci kategoriye koyalım. Gavur diye bakmayın ama. Ha. İkincisi hayır. Aklını kullanıyor, enaniyetini kırıyor, nefsi eziyor. Yapmayacaksın diyor, yaptırmayacaksın. Ne istedin şunu vermeyeceğim. Gönlün niye meyledese yok sana diyor. Vermeyeceksin diyor. Bak. Yemeyeceksin diyor. Ne kadar uzun aç kalırsan o kadar iyi diyor. Nefsini diyor, ağzına vuracağım senin diyor. Kafanı kırarım senin, bana hükmedemezsin diyor. Oluyor bir gurur. Biz kelimeyi yanlış kullanıyoruz. Evliya diyoruz. Kuru. Adamı ben dinliyorum, ben hiç yumuşak yatakta yatmadım diye iftihar ediyor. Haşa. Yumuşak yatakta yatmadıysan, yani ihtiyacın varsa yat da yat. İsterse yat, yumuşak yat da yaratan Allah ne var ki onda yani. Yani ah efendim keyfime göre yatarım demeyene göre iyisin ama bu fazilet değil ki yani. İman ve teslimiyetle kalbi tasfiye ettiğin zaman sünnet-i seniye neyi iktidar ediyorsa onu yaparsın. Onun terbiyesinden geçersin çünkü. İman ve teslimiyetle kalbin tasfiyesini vahiy öğretiyor. Resulullah'ın öğrettiği, örnekliğini yaptığı dinde onun için kuruluk görünmüyor. Resulullah evleniyor da, efendim çocuk sahibi de oluyor, yemeğini de yiyor, aç kalırsa ona da sabrediyor, itiraz etmiyor, bir şey olursa ona da elhamdülillah diyor, muhtaçlara veriyor. Benim hiçbir şeyim yok diye, hiç mal mülk edinmedim diye iftihar falan etmiyor. Malı var, mülkü var. Sürüleri vardı. Yani işte örnek olarak efendim. Yani ne malım var diye iftihar ediyor mu? Yok diye iftihar ediyor. Burayı anlamak lazım. Ama fakir olmayın, zengin olmaya kendisinden tercih ediyor gibi. Yani ama böyle, hayır, Allah verirse yani, Süleyman Aleyhisselam zengindi. Allah sanki Hazreti Cebrail Aleyhisselam büyük sorunca işte ya, peygamberimde
istersen daha altı yüzeyini. O halde bulunmadığı için kabul ettiğini gibi yani o halde yaratılmış devam ettiği hakikati öyle hani biraz da saltana çekelim canım diyor. Yani Allah'tan ama falan demiyor. Fakat fakirliği, zenginliği, fakriyi, fakriyi var ya, Allah'ın böyle yaratması aciz ve fakir mesleğinin iman eğitiminin temelinde olmasındandır. Yoksa o hedef değil. Yani Abdurrahman bin Avf zengin oldu diye bir problem mi var ya? Yani? Çok hesaplı. Esma-i İlahiyenin tecellisinin bilincinde yaşarsa bir şeyi elde ettiğin zaman da Allah'tandır, verildiği zaman da Allah'tandır, alındığı zaman da Allah'tandır, eşittir. Eşittir. Veren o olarak bilirsin, kalp tasfiye oldu. Neyle tasfiye oldu? Tekrar unutma, akılla değil. Hakaiki imaniye ve o hakaiki imaniye teslimiyetle tasfiye oldu nefis. Verilirse hiç fark etmez. Okumadık mı ayet-i kerimeyi? Likey la te'sev ala ma fate ve la tehsenu bima likey la te'sev ala ma fate ve la tehsenu bima ve la tehsenu bima etev bima verilen olacak, verilen bima etakum yani sahibinin kendi maallendirerek yaptığı tercüme diye maallendirmesinde dünya hayatından ne kazandığın ile mesrur ne de kaybettiğin ile mahzun olma. Bu iman eğitiminde. Hiçbir şey fark etmez. Peki olmasıyla olmaması arasında fark yok. Ama şeriatın kurallarını ihmali anlamında değil bu. Zengin olmak, fakir olmak manasında. Şuna sahip olmak, olmamak manasında. Şeriatın kuralları dahilinde biz emir kullarıyız, teslimiyet var. Çünkü dikkat et tabirlere, dikkat edelim. İman ve teslimiyetle kalbi tavsiye ederek hakikate gitmek. İman ve teslimiyetle kalp tasfiye olursa nefis otomatikman altında tezkiye olur. Nefse söz kalmaz ki iman ve imanın hakikatleriyle ve teslimiyetle zaten nefis orada söz söyleyecek bir durumu kalmıyor. Nefis bir alet oluyor senin için. Bir lamba yakmak böyle güneşin gibi. Şimdi pratik örnekleri, teoriyi iyice kafaya yerleştirmeli. Prensipleri tamamen yerleştirmeden kafamızda ama şöyle bir insan var, hiç camiden çıkmıyor, işte her gün böyle bir lokma bir hırka yaşıyor. Böyle zat böyle masum beyaz sakallı falan işte bu zat gidiyorsun ben matematikte mi okuyayım fizikte mi okuyayım diye soruyorsun işte böyle o zaman hangi yolda gittiğim belli oluyor bu zat ondan anlamaz ikinci yol ama bu kötü mü ya bu zat kötü değil bu adam ayyaş değil hırsız değil bu adamı kötü demiyoruz ama bu adam ondan anlamaz. Onun öyle bir mesleği yok. Öyle bir tavrı yok. Öyle bir eğitimi, terbiyesi yok. Peki birincisi anlar mı diyeceksin? Esma-i İlahiyenin veya şöyle söyleyelim. Kur'an'ın iman eğitiminden geçmiş bir insan. Sana orada ne söyleyip ne söylemeyeceğini bilir. Çünkü o adam üçüncüsü. Ne söyleyip ne söylemeyeceğini bilir. Çünkü o kişi meselenin Allah'a bakan yönünü görüyordur. Ona sana şunu oku, bunu oku demez. Ne derim biliyor musun? İmani eğitimine nerede daha fazla imkan bulacaksan oraya git yavrum. Ya. Maksadın ne senin de? Ne istiyorsun? Neyin peşindesin? Sen niye yaratıldığını düşün. Gel ondan sonra okulunu seç de. Yoksa hepiniz öğretmen olun, hepiniz mühendis olun, hepiniz işte biz bir kalkındıralım bu ülkeyi falan, bütün Müslümanlar doktor olsun demez ya, öyle bir şey demez.
Anladın mı bilmiyorum. Öyle bir şey diyemez ki. Sahabenin her türlü mesleği neden var? Herkes doktor olsun diyen zaten mesela cismanyası. Yok herkes doktor olsun mesela, demek örnek, değil. Hayır. Yani böyle bir yaklaşım ne derse desin temelde yanlıştır. O bir bile değil. Çünkü cismanyanın hakkını vermemiş. Yok mesela şimdi diyorlar ya paran olsun paranla hizmet eder. Burada çok öyle çoğu Müslüman o şekilde çok paran olsun. Ondan sonra o cismani açıdan İşte önemli değil. Yani öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de paran olsun, paran olmasın falan öyle bir şey yok. Dikkat ediyor muyuz bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de sen kimsin? Senin Rabbin kim? Bu dünyada ne yapıyorsun? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Bunu bil. Tam kalbinin ikna olacağı bir yere bağla bu soruların cevaplarına bakayım. Ondan sonra ne yapacağını sen bilirsin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara tutup da sen marangoz olma, sen bilmem ne yaptı demesi söz konusu değil ki. Kendini tanıttırıyor onlara. Kendilerine zayıf noktalarını gördüğü zaman mesela o da diyor ama sen bu zafiyetini yenmen lazım. Hani birisi diyelim işte cihattan kaçıyor, birisi mal veremiyor. Onlara ne diyor? Cihattan kaçana sen cihad etmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsun? Malını veremiyor. Sen sadaka vermedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsun? Yani ne demek? Orada kendini terbiye etmeden yapamazsın demek. Neye göre terbiye edecek? İmanın hakikatlerine göre terbiye edecek. Kalbini tasfiye edecek. Biz kelime kaçıyorsa kat eflaha men zekka ha var ya. Hani nefsini terbiye edenler kurtuldu deyince oradaki kelimelerin dikkat edelim. Nefsin tezkiyesi yok değil. Kalp tasfiyesinde nefis tezkiyesi yok değil. Kalp tasfiyesi nefsin akla göre tezkiyesi veya üçüncü yol. Kalp yolu nefsin akla göre tezkiyesi değil, kalbin tasfiyesiyle nefsin tezkiyesidir. İmanın ve İslamiyetin teslimiyetle hakikate giderek nefsi tezkiye ederiz. Akılla değil. Onun için ne yapıyorlar? Manastırda veya gurular ne yapıyorlar? Ben ne yaparsam bu nefsin dediğine karşı çıkarım diyorlar. Ne derse onu yapacağım diyorlar. Ayaklarımı uzatarak bu gece yatmayacağım demiş mesela. Veya hani şöyle bir gün yatmak istiyorum. Yatırmayacağım seni. Uyutturmayacağım. Ayakta duracaksın. Uyuklaya böyle oturduğu yerde mesela. Efendim yemek vermeyeceğim sana diyor. Para tutmayacaksın elinde diyor. Nefis biraz para istiyor. Nefis para tutmayacaksın diyor. Hani iman hakikatinden değil. Sanki çocuk gibi yarışıyor. Sen o istiyor, vermeyeceğim. İstemiyor, yapacaksın bunu diyor. Çocuk gibi yarışıyor sanki. İmanın hakikati böyle bir terbiye önermiyor. Kainatın Halık'ı kim o Risale-i Nur'da? Nasıl bir eğitim görüyoruz? Dikkat edin. Rabbini tanı, aklını, kalbini ona teslim et. Ona göre bu dünyada yaşa. Rabbini nasıl tanıman gerekir? Onların eğitimini adım adım nasıl gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler nasıl bizi öyle anlatıyor? Sen kimsin? Nesin? Bu dünyanın gerçek mahiyeti nedir? Bu dünyada kim tasarrufta bulunuyor? Böyle alacağım, vereceğim, isteyeni yap, istemediğini yani tersine iş yapacağım demek değil. Ondan sonra bakıyorsun, nefis de senin elinde binek oluyor. O sana binmiyor, sen ona binmiyorsun artık. Tamam? Orada Esma-i İlahiye'yi, Rabbinin sana olan ikramını görüyorsun, anlıyorsun. Vereni o olarak biliyorsun. Verilmediği zaman vermeyeni o olarak biliyorsun. Verilenin alındığı zaman alanın o olduğunu biliyorsun. Çok farklı bir eğitim. Alıp vermekle işimiz yok. Verenin ve alanın kim olduğunu tanımakla işimiz var. İman terbiyesi çok farklı. Bizim genellikle yani
belli bir kültürden gelmiş olan kişilerin ve şu devirde Müslümanların en önemli meselesi iman eğitiminin, iman ve teslimiyetle hakikate gidip kalbi tasfiye etme eğitiminin bilinmemesi. Dikkatimizin içerisine girmemesi. Ben şahsen bu çok dikkatimi çekiyor. Yani nasıl oluyor da biz bunun misafat yapıyoruz? Yani? Kaçırıyoruz. Nasıl oluyor da kaçırıyoruz? Ben böyle bir yolunda bilmiyordum mesela. Ama ikincisinde çok duyduk. İkincisinde duyduk, evet. Durduk, uğraştık. Evet. Üçüncüsü de varmış. Evet. Sonra... Çünkü ikincisi birincisine göre... Daha zor aslında. Hayır, zorluktan şey. Değil. Birincisine göre çok iyi ya. Hı. Çok iyi ya. Nefsi tezki ediyorsun. Bitti. Bütün maldan elini ayağını çekiyorsun. Ne alışverişin var, ne ticaretin var. Ondan sonra dünyama ilgim yok diyorsun, kurtuldum diyorsun. Bir şey ifade etmez ki. Ne kurtuldun kardeşim? Allah sana bunları veriyor. Seni burada imtihan eden o. Öyle imtihanda, yani... İmtihan salonuna girmeyi veriyor. Ne sorular ne cevaplar gibi. Tamam diyor, ben bilmiyorum, anladım. Sorularına karşılaşmayı veriyor. Bitti gibi oluyor. Anladık mı? Ama dünyanın gerçeği o değil ki, sen kendi kendini attın dışarıya. Verenin de o, ananın da o olduğunu tanıyacak bir terbiyeden geçmedin ki. Peygamberimiz Aleyhisselam'da hani bir abisi mesela bir sohbette anlatıyor ve gönderiyor diyelim ki başka bir memlekete. İşte onu bir seferde nasıl algılıyor oradaki sahabesinde? Yani benim esas ilgimi çeken Peygamberimizin eğitim metodu nasıl kaybolup gitmiş yani. Orada bir anlatıyor da anlıyor. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu diğer. Bak böyle spesifik uç ekstrem örneklerde durmayın. Onu bu sizi şaşırtır. Kur'an 23 senede geldi. 23 senede bir eğitim verdi. Bir de bu insanların geçmişlerinde zaten biz bir şey konuştuk bak. İşte devri cahiliyette ne olanlarımız olacak. Sorry? Olur. Neyse, şimdi de aynı kabiliyeti taşır ve onu iman alanında taşır. Bir mesela kişi ehli haktır. Buna Hazreti Ömer. Yani Peygamberi aleyhissalatü vesselam öldürmeye giderken de ehli hak olarak gidiyordu. Hak zannettiğin için onu yapmak istiyordu. Öbürü üçkağıtçı. Bu cehil temsilini yapan kimse ben yani işine bakacaksın diyor. O Müslüman olsa da işine bakacaksın cinsinden Müslüman olur, tamam mı? Yani olmaz zaten. Ehli hak olan olur. Birdenbire yübedülullahu seyyiatim hasenatın transformasyonunu yapıyorlar. Of course şunu da unutmamak lazım, hani sohbette sibga vardır, var ya sibga. Hani o boyaya girmesi. Sanki zaten adamda öyle bir eğitim var, onu alıyor, ubudiyet formunun içine koyuyor. Böyle her adamı da pat diye getirmiyor. Dikkat edin, zaten o kabiliyet olan kimseye düsturlar veriyor, bitti, al, prensipleri sana yazıyor, formülleri, bu formülleri sen uygulayabilirsin. Matematik zaten kullanmasını biliyor adam. Ama formülü yok elinde. Formülü pat veriyor, o da çözüyor. Bir saniyemizde hani 40 yılda vardıkları noktaya belki 40 saniyede verecektir. Yani kısa, daha kısa bir dönemde diye. Niye? Yani sen onu derken aklıma geldi. Nasıl olmuş, ölmüş, ölüp gitmemiş ki? Risale eğitimine dikkat et. Risaledeki eğitimine dikkat et. İman ve teslimiyet ve kalbin tasfiyesi eğitimidir. Dikkat yok ya. Yani, değil mi? Bak bulamıyoruz. Mesela Risale'de şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız hani. Dünya malından elini çekersin, bilmem ne falan, öyle bir şey yok. Ne? Öyle bir şey yok.
ben işte şöyle yaptım, böyle yaptım diye böyle ya, hani. Bir şey yok. Efendim? Pratik bir şey. Guruluk diyeceğim ona. Çünkü bizim kafamızda haşa evliyayı, Kur'an tabirleri falan karıştığı için kullanamıyorum onu. Çünkü evliyaullah demek gerçekten kalp yoluyla gitmiş, iman ve teslimiyetle kalbi tasfiye etmiş insan demektir. Ama biz onu genellikle nereye koyuyoruz? Orta kademedekileri alıyoruz. Onun için burada orta kademede velayet yolu dedi. Nübüvvet yoluna kıyasla. Yani nefis tezkiyesini akılla yapma olarak tarif etti. Onun için insan kelime kullanmayı kullandığı zaman evliya dese evliyanın hakikati de kalp yoluyla gidendir. Ama pratikte guruluk var. Anladınız bilmiyorum. Bir Budist bankı gibi adam Müslüman da meslek olarak öyle Resulullah'ın öyle bir eğitiminin olmayışı insanları şöyle bir şaşırtıyor. Hani bazen kabaca deyiveriyorlar ya hani efendim peygamberimiz öyle tarikat mı vardı ya falan diyor. Öyle değil. O kadar basit değil olay. Yani tarikat merikat diye işi karıştırmayalım. Yani o kadar basit almayın olay. Ama bir usul olarak takip edilen usul, guruldaki görünen o usul veya Hristiyan mistisizminde görünen o usul, Peygamberin aleyhissalatü vesselamın eğitiminde görülmüyor. Kur'an'da öyle bir şey söylenilmiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Aklımıza göre formüller çıkartıyoruz. Ve nefis tezkiyesini akılla yapıyoruz ama nefis tezkiyesi yapma çalışması olduğu için hoşumuza gidiyor. Kötü de değil mamafi. Ama daha iyisi var. Daha iyisinden kendimizi mahrum ediyoruz. Vahyin nübüvvet mesleğinden kendimizi mahrum ediyoruz. Sahibinin çabası o. Nübüvvet mesleğindeki iman ile teslimiyet ile kalbi tasfiye eden mesleğe gelin. Daha kısadır, daha emindir, daha fıtridir ve Allah'ın arzusunda otur. Öbürü yani kötü değil. Allah onu reddetmiyor ama ya, daha iyisi var. O problem çözülüyor o zaman. Yani niye sahabelerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitiminde böyle bir şey yoktu? Çözülüyor. Biz hayret ediyoruz. Bazı zatlar var, şöyle fedakarlıklar yapıyor, aklına göre, guruluk yapıyor yani. Sahabede o özellik görülmüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir tavsiyesi yok. Öyle bir sahabede herkes işine bakıyor. Ama dünyayı fethediyorlar. Bak, hem aynı işi devam ediyor gibi görünüyor söyle zahirde. Neden? Kalbini tasfiye etmiş. Her şeyde kalben Allah'ın huzurunda yaşayan bir abd. Dünya malı cihetinden verilirse de Allah'tan o veriyor, vazifemle diye bakıyor. Alınırsa da Allah'tan o veriyor, o alıyor, vazifemle diye bakıyor. Peki, orada bakıyorsunuz, tamam diyorsunuz, şimdi oldu. İnşallah. Meslekler karışabilir mi? Yani insanların mesleğiyle dördüncü meslek belki de olduğu şey durumumuz. Bazı insanlar o tarafa yani, hatta yanılmıyor. Biz şimdi pratiği kullanıyoruz. De, prensipleri konuşuyoruz. İnsanların her birisi değişiktir. Her birimizin her bir hali farklı olur. Ama biz şimdi hangisine talip olacağız ve onun önemi neden? Mesleğimizi neye göre seçeceğiz? Ne isteyeceğiz? Nasıl bir terbiyeye tabi olacağız? Onu anlamak için konuşuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Üçüncü mertebeyi de okuyalım. Şimdi üçüncü tabakada nasıl görünecek? Zühre, katre, reşha.
birinci tabakada nefsiz, akıl, kalp sulukları, yolları olarak görünüyordu. İkinci tabakada cismani cihazatla kemaline sahiden ve hakikate gidenler olarak nefsin tezkiyesiyle ve aklın kemaliyle mücahede etmekle hakikate gidenler, aklı kullanarak nefsi tezkiye etmeye çalışanlar diye anlıyorum ben bunu. Üçüncüsü de iman ve teslimiyeti kullanarak kalbi tasfiye, kalpte Allah'tan başka bir şeyi bırakmama terbiyesini, yolunu takip ederek hakikate gidenler olarak göründü ikinci tabakada. Üçüncü tabakada ne görünecek? Enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnızca istidlaliyle hakikate giden. Enaniyeti bırakmıyor, eserde kalıyor, müessirle gitmiyor ve yalnızca istidlaliyle hakikate giden. Yok, istidlal delil getirir. Kendi kendine şöyle yapsam şöyle olur, şöyle yapsam şöyle olur diye. Aklı kullanmadı karışmasın diye. Sanki istikraz gibi. Aklı kullanmadı. Çünkü akıl ikincisi için kullanılacak diye anlıyorum. Onun için istidlal dedi. Yani çok kelimeler birbirine karışacak. Çünkü biz de belli bir kelimeyi hep belli bir anlam yüklüyoruz ya. O kelimeyi o anlamıyla beraber buraya koyunca olmaz. Çünkü mesela akıl dedik, burada akıl şimdi ikinci dalı, ikinci yolun, ikinci yolun temsilcisi olarak kullanılacak. Şimdi birinci yolda bundan ne kadar odun çıkar diye ağaca bakıp da bundan ne kadar odun çıkar, bu odundan ne kadar yakarız, kaç gün gider bize diye hesap eden kimse aklını kullanmıyor mu? İşte aklıyla hesap ediyor canım. İstidlal diyor. Ama bu akıl yoluyla hakikate gidiyor değil. O nefis yoluyla hakikate gidiyor. Cismaniyeti, cismani cihazlarla kemalata sahi ediyor, gayret çekiyor. En iyi nasıl yaparım mesela? Odunu nasıl kurutursam, ne kadar kurutursam o daha iyi yanar. Daha iyi odun olur veya nasıl yakarsam daha çok enerji elde ederim değil mi? Hani açık bir alanda yakmak var, kapalı bir alanda yakmak var, üstü açık olmak var, altından üflemek var, üstünden üflemek var değil mi? Bunların hepsini adam düşünüyor da, istidlal ediyor. Bunu anladık. Bunlar kim olduklarını. Nefis, cismani cihazatta kemalata çalışanlar, nefis yoluyla gidenler, zühre. İkinci, şimdi üçüncü tabakada ikinci grup nasıl görünüyor? Onu söyleyecek. İlim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden. İlim ve hikmetle, yani kendi bilgisiyle, kendi hikmetiyle, kendi aklıyla, kendi marifetiyle, tecrübeleri falan var, belli şeyleri edinmiş. Bu zaman değil mi? Marifetullah'a ermiş diye kelimeleri karıştırmayalım. Kendi marifetiyle, hani bu senin... İrfan. Hangi marifet? Ve irfan olabilir. Ama hangi bu? Vahyin değil. Bak, vahiy değil. He, tecrübenin birikimiyle. Bu nefis beni mahvediyor, beni esir etti. Ben bunu adam edeceğim arkadaş diyor. Emine kamçıyı alıyor. Mesela tecrübeleriyle bunu nasıl adam ederim diyor. Çünkü bu adam boşuna uğraşmıyor. Bu adam kötü bir adam değil. Ama üçüncü kalp yoluyla gidenlere girmedi diye kötü damgası vurmayın. O da hakikate gitmeye çalışıyor. Nefsi kendi tecrübeleriyle tezkiye etmenin yollarını aramaya başlıyor. İmanın, şimdi mukayese etmek için söylüyorum, imanın hakikatlarını anlayıp o hakikatlara teslim olma terbiyesinden geçerek kalbi tasfiye etmek suretiyle nefsi tezkiye etmeyi düşünmüyor. İşte eksiklik orada. Kur'an'ın iman hakikatlarının eğitimine girmediğinin, Anadolu'da böyle bir eğitimin ihmal edilişinin nedenini anlayıp Risale'yi okuduğu zaman ben gavur muyum diyorum.
bana diyor gavur gibi, sanki inanmıyormuşum gibi konuşuyor gibi geliyor. Ağır geliyor ona. Çünkü adam hiç yemek demiyor ya. Bütün gece sanki böyle olmaz ama mesela işte guruluk yapıyor diyeceğiz ona. Veya manastırdaki mank. Ayet diyor, biz size manastırı emretmedik ki. Değil mi? Biz size manastır hayatını emretmedik diyor, değil mi ayet-i kerim? Hatırlıyor musun ayet? Hatırlamıyor musun? Ruhban. Ruhban. Ayet var. Biz size ama biz hani bir manastır hayatını biz emretmedik diyor. Çok önemli bir şey. Ruhbaniyeti emretmedik. Hatırlıyor musun ayet-i kerimeyi? Hâmâ ketebnâ aleyhim illâ ibtigâ'a rızâlillâhi sülâ râzı hakkâ li ayetim. O ayetim. Allah ruhbaniyeti emretmedi diye ayet var. Nasıl diyor? Çünkü bunları anlamamız lazım. Çünkü bize bunlar çok önemli geliyor, çok güzel geliyor. Yani Hristiyanlığın zirvesi ruhbanlıktır. Bitiyor. İslamiyet öyle bir şey yok. Bunu anlatsak çok problemli çözülecek. Risale eğitiminin önemi de ortaya çıkıyor o zaman. Ne oldu? Ne faydalanır? Maide suresi mi acaba? Bilmem sureyi. Ha, bilgisayardan da daha uzun olsun. Bunlar güzel konular, ciddi konular. Çok ciddi. Bunlar kaçırmalı. Ne bulamadın? Rahmaniye bakıyoruz. Vav. Ayıp geçti. Acaba başka bir kelime de mi geldi? R-H-B. Yanlış bakıyoruz. R-H-B. Böyle geçmemiştir herhalde. Rahbar. Geliyor. Rahbar'ın yeti değilmiş şimdi. Arkada yok mu bunun için indeksi? Rahbar'ın yeti. Rahbar'ın yeti. Evet. Allah Allah. Hey vav ya mı? Vah hey yedi. Ha ha he. Hey he. Ne oldu? He. Değil mi? Rah. Allah. Ruhban. İnne kesiren minel ehbari ve ruhbani ve cevzi kemiyesin. Nasıl bir batı ruhbani dâni kezimine. Esresi ne bu ruhbani? Lâllâm lâ yestekbir ruhbani. Bu ruhbani bir mizâni. Bir mizâni. Nabtedâne. Ruhbani mi? Evet işte. İttedâ o. Mütedâ ruhbani yatak. Şu mu? Hadid. Hadid.
Tabi tutuyoruz. Şimdi orada mı? Hadis elinizin yana sokulu bilmediğini sebahum fakat rahmetin ruhbaniyetin tedauha Nâketemle aleyhim illa duvah duvahillâ bi kemâli altın hakkı 57 57 27 açtın mı? 57 57 27 57 57 olmadı. Sonra onların izleri üzerinde ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da peygamber olarak gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Ruhbanlığa gelince onu biz emretmediğimiz halde kendileri Allah'ın rızasını aramak için icat ettiler. Ha şimdi oraya oku şimdi o ayeti. Bak biz emretmediğimiz halde kendileri Allah'ın rızasını aramak için icat ettiler ve akıllarıyla bir kat nefis teskisi yolu buldular. Akıllarıyla çok dikkat et. Yani tam Kur'an'ın tarifine uygun. وَرَحْمَانِيَّكَ نِبْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Şimdi söyle orayı. اِلَّا اَبْتِوَا اَرِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَحَلْكَ حَفْقَ رَعَيْتِهِ O nedir? Ayetin numarasını söyle. 57? 27. 27 bak. Şimdi ne diyor? Ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya gidenler. Ayetin aynen dediği gibi. Sonra ona da hıkkıyla riayet etmediler. Onlar da Hristiyanların mistisizmindeki yani tutarsızlık. Müslüman aleminde o meslekte gidenler riayet etmiş olabilirler. Ama yine riayet etse de yine Allah böyle bir şey emretmedi. Evlenmiyorsun, çoluklarından iman edenlere haklarını verdik. Yani... Ha, yine hakikate gitmiyor, serseri adamlar, Allah bunları cehennem atacak değil. Değil. Bu hayatı zorlaştırıyor ve mükafatını da alıyor. Ama aynen. Yani yine o mükafatı iman ettiği için alıyor. Ama İman ama esas meslek yapılması gereken sorun, esas vahyin bize getirdiği o değildir. Onun için hani gidip de bir adam, bir kişiye bakıyorsun, yani böyle ruhbanca yaşadığı için hayran olur Anadolu, Anadolu'lu. Yani hiç de kötülüğün yok ama İslamiyet onu getirmedi kardeşim ya. Biz Hristiyanların eğitiminde kalmadık ki. İslamiyet geldi, yeni bir vahiy geldi ve o vahiy sana tümüyle nasıl hakikate gidileceğini bütünüyle birlikte anlattı. Yani Kur'an gibi bir kaynak varken o kaynaktan niçin beni mahrum ediyorsun da gidip Hinduizmin yok mistisizmin cartın cürtün mesleğindeki insanların böyle zayıf, masum evlenmiyor, yemiyor, içmiyor haline bakıp da hayran kalıp da Kur'an'ın eğitiminden kendini mahrum ediyorsun. Adama diyorsun Risale-i Nur oku. Ama diyor benim şey diyor çok maharet bir saat. Hiç yemiyor, içmiyor, malı mülkü yok. Hep ya hiç yatakta yatmaz diyor. Ya kardeşim yatakta yatmasın tamam doğru ama Kur'an'ın eğitimi başka, yatakta yatmamak başka. Onu gurular da yapıyor. Bunu anlamadığımız sürece Risale'nin kıymetini takdir edemiyoruz. Risale'yi bırakıyor, biz de ehliya menkıbelerle meşgul oluyoruz. Kolay Yani kalbin tasfiyesi, yani bir daha diye bak, yani kalbin tasfiyesi çok değişik bir olaydır. Şimdi anladık değil mi ayet-i kerimeyle birlikte? Ne diyor? Aynen sanki burası o ayet-i kerimede, yani onlar kendine biz emretmediğimiz halde kendileri onları icat ettiler dedi. İlim ve hikmetle ve akıl ve marifetle. Bunlar iyi kelimeler geliyor ama. Marifetle hakikati aramaya giden kadre mesleği. Akıl mesleği efendim? Damlacık ben o desteği yok. Ne misin desteği? Bunlara hiç kaçırmayacağız. İnşallahurrahman. Yani bu çok önemli. Bu 24. sözün ikinci dalı müthiş insanın dünyasında kırılma yapıyor.
Yani böyle bir şey tutturup giderken ikinci dalga okuduğun yerde Esma-i İlahiyye'nin Esma-i Hüsna'nın tecellisindeki farklılıkları gördüğün yerde evet yani bunların mükafatını veriyor Allah. Hiç mükafatsız bırakmıyor nefis tezkiyesiyle meşgul olanlara. Kalp tasfiyesi aklıyla ne yapılacağını tespit edenler, marifetle ne yapılacağını tespit etmeye çalışanlar, tecrübeyle, hani irfanla bir yerlere gitmeye çalışanlar ayrıdır. Aklıma hemen şey gelir, böyle ki bazı meşhur zatlar gelir. Vahyin terbiyesiyle iman ve teslimiyetle kalbi tasfiye etmek, kalbi tasfiye etmek. Kalpte Allah'tan başka hiçbir şey bırakmamak mesleği ayrıdır. Zaten olay şu, özüründe kalbi tasfiye etmediği için kalbini tasfiye etmediğine karşı mücadele ediyor. Yani sonunda o da tasfiye ediyor diyorsun. Yani. Evet, yani kırk sonra. Ama onu direkt tasfiye edip o bütün uğraşma... Kur'an burada dururken ne uğraşıp duruyorsun ki kardeşim? Yani. Vahiy burada dururken, Allah'ın rehberliği burada dururken, ne kendi kendine ben nasıl acaba... Şimdi kelimeyi düz Kur'an'ı anlamda kullanıyorum. Evliyaullah olurum. Herkes evliya Allah'ın dostu olmak ister. Değil mi? Ha. İşte Anadolu'daki evliya değil yani. O anlayışla da kuru. Müslüman kuru. Öyle değil. Gerçekten Kur'an'ın tabirindeki o Allah'ın dostları olmak kalbin tasfiyesiyle mümkün. Kalbin tasfiyesi İmanın hakkaniyetinin eğitiminden geçmekte. Yani Kur'an'ın sana verdiği eğitimin esaslarına riayet ederek. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeyi terbiye ediş şekline bakarak. Nasıl terbiye oldu bunlar? Öyle bakıp da işte bütün malını bir gecede verdi. Bu adam vurgu tabi yanlış. Bütün malını bir gecede verdi de bu adam bütün malını bir gecede verecek hale nasıl geldi? O yok. O eğitim yok. Bakın kaymaları gördünüz mü? Onlar bütün malını bir gecede vermişler biz de verelim. Sen o eğitimden geçmedikten sonra senin bütün malını bir gecede vereceğim diyene karşı sen de dolduruşa gelip de hani orada herkes öyle yaptı böyle yaptı diye verdiriyorlar ya. O da verince... Ondan sonra tamam diyor, ben çok muttaki bir Müslümanım, sahabe gibi yaşamaya başladım diyor. Havalara giriyor. Havalara girmeyince de kimseyi dinleyemiyor, Risale'yi okuyamaz duruma geliyor bu sefer de. Geliyor ve en ufak bir şey karşısında o zaman tamam. Ondan sonra siz mesela bir yaptığınız o da olmamış dediğinde, buraya parayı ben verdim, benim sözüm geçecek diye abilik pozisyonunu pat diye koyuyor orada. Anladın değil mi? yani çok önemli. Allah bu da gurur duymuyoruz. Eğitimi nereye götüreceğimizi anlıyoruz. Yaptık mı yapmadık mı yok onu. Şimdi yapmasak da bu doğrudur. Evet. Üçüncüsüne geliyoruz. Ona ne diyecek bakalım? İman ve Kur'an ile fakr ve ubudiyetle. Ubudiyet ne burada? Kendini yaptırdım. Yani ubudiyet deyince biz de hani çok namaz kılmak değil. Ha. Muamelatın değil. Ama muamelatı dışlamaz. Ayrı. Abd olduğunun bilincine varmakla. Kendi abidliğini tanıyarak. Ben köle. Ben abdim. Halbuki insanı hani delik de soruyorlar ya. Gale ilmi. Bitti. Evet, bitti. İnni Abdullah. Ben yerimi biliyorum. Ben de ne olduğumu biliyorum. Ben Abdim. Benim mabudum var. Ubudiyetle ama iman ve Kur'an bak kalp tasfiye edileceği için fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden. Burada bir ifade etti bak. Çabuk giden. Onun için 40 yılda 40 günde hikayeleri var ya. Çabuk giden
ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmeti ihtilaflarda işaret eden temsillerdir. Yani neden bunlar ihtilaf ediyorlar, bu üç ayrı grup insanlar, onu anlatacağım diyor. Ama burada üç ayrı grup insanın üç ayrı tabakada nasıl göründüğünü anlattı. Çok önemli değil mi? Çok, nasıl? Müthiş bir yermiş. Sen evdekilere söyle de bu buraya çok dikkat edelim. Çünkü yani madem yani 20, 21, 22, 23 sözlerin eğitiminden geçti, 24'e geldin, Esma-i İlahiye'yi tanıdın, bu sefer de içtimai hayattaki farklılıkların, farklı tezahürlerin hakikatini anlama hakkın var. Onun için buraya geldi şimdi, sana bu eski hayat içtimaiyede, İslam toplumunda değişik mesleklerin çıkışlarının nedenlerini, bunların birbiriyle olan ihtilaflarının nedenlerini anlayacağım. Bunu Esma-i İlahiye'nin tezahürü ve Esma-i İlahiye'nin her birinin tezahürünü sonsuz mertebelerin oluşunu anlamada kullanacağım. Rabbim mesela bir ismi var. Bir ismiyle tecelli ediyor. Cemil ismi tecelli ediyor. Cemil ismi efendim orkide de tecelli ediyor. Gül de tecelli ediyor. Papatya da tecelli ediyor. Çayır da tecelli ediyor. Değil mi? Geliyor şimdi Cemil ismi. Bir sinek de tecelli ediyor. Bir böcek de tecelli ediyor. Hepsi aynı o. Ama yine Cemil ismi tecelli ediyor. Tabakaları, tecelli tabakaları sonsuz. Biz bu ihtilafları, insanlar arasındaki ihtilafları araştırmak için değil, hangi hakikattan geldiğini anlamak için okuyoruz. Dolayısıyla ben, bu zat böyle yapıyor, bu zat şu ismin, şu esmanın, şu mertebedeki tecellisinde, ama kendim yapamasam da, Kur'an bize, Resulullah bize, şöyle bir meslek göstermiş. O meslekte ise Esma-i İlahiye en kemal tecellidir. Şimdi anlıyoruz. Ama öyle yaşarsan ki bilgilerin sözünü okuyup hiçbir şekilde anlamayan hayır demek istediğim şu. Yani bu demek istediğim şu şekilde anlamak da ayrı bir tecelli. Ayrı bir tecelli. Yani Esma'nın tecelli. O zaman yani 24. sözü anlamak için de belirli bir noktada mı olmak lazım? Veya belli bir mesleği takip etmek lazım. Takip etmek lazım. Yani o mesleği takip, o gözlüğü takmazsan görmüyorsun. Kafanda mesela şu kelimeler böyledir dediğinde, mesela bir kelimeye bir anlam yükledin. O kelimeye yüklediğin anlamı getirip işte böyle. Yani müsat o bilir o işte gece görüşür peygamberle falan dediğinde anlamazsın gibi görünüyor. Ezberlersin anlamazsın. Eğitimine giremeyiz. Çünkü kendi kafamdaki manayı buradaki kelimeye yükleyip kendimi okuyorum. Burayı okumuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilmenene illa ma'allemtena inneke entel alimun hakim ve ahir da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Yani o da 24. sözünü da söyleyelim. Fatiha'mızı ondan sonra okuyalım. 24. söz okunca o da faydalanıyor. Bir yere gidiyor. Ama daha iyisi var diye dikkat etmemiz lazım diyoruz. Dikkat edersek daha iyileri var. Değil mi? Daha iyisinden mahrum olmasını istiyoruz. Veya ben kendimi daha iyisinden mahrum etmeyin. İnşallah aciz ve fakir mesleğidir diye fakir ve ubudiyetle hakikate giden ben buna muhtacım demek ki diyoruz. Lillahi Fatiha.